Selamünaleyküm, hayırlı günler diliyorum hepinize. Kanalıma hoş geldiniz, mutfağıma hoş geldiniz. Dağınık mutfağımla ben sizlerle güzel bir mutfak temizliği yapacağız. Mutfağım temizlik yapmayı pek sevmiyor. Çünkü mutfağım hemen kirleniyor. Böyle dağılıyor. Sürekli beni temizle diyor bana. Evet, videoya başlamadan önce kanalıma abone olursanız, like atarsanız çok sevinirim ve güzel yorumlarınızı bekliyorum canlarım, güzelliklerim. Evet, hemen şöyle çatallarla başlayalım. Ben bardak koydum biraz buraya. Şöyle gösterebilirim. Koydum, yalan değil. Bakın, makine doluydu. Şöyle de göstereyim hatta. Burası bardak dolu. Neyse, birazdan yine şey halini gösterdim. Şöyle birazcık hiç durdurmadan işime, gücüme devam etmek istiyorum. Allah! Evet. Oh! Şu anda çok iyi. Hemen mutfağı toplama aşamasına devam ediyorum. Güzel güzel. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Çocuklar okula başladı. Anneler telaşlı. Evet. Her gün ne yapsam derdi var. Beslenmesine ne hazırlasam derdi var. Bir de ben sabahları kahvaltıda hazırlıyorum. Aç göndermiyorum çocuğumu. O yüzden benim çocuğum hem kahvaltısını yapıyor hem de güzel güzel beslenmesini alıyor. Okula gidiyor. Evet. Böyle sürekli değişik şeyler yapmak istiyorum oluşuma. O yüzden de beni yorabiliyor. Ama olsun, oluşumun karnı doysun yeter ki. Yani kantinden falan almasınlar. Artık eskiden şöyleydi. Gerçekten hani evden bir şey götürdüğüm zaman utanırdı çoğu kişiler. Kantinden almak isterlerdi. Kantinden yemek isterlerdi. Ama şimdi bakıyorum herkes beslenme getiriyor ve gönül rahatlığıyla utanmadan, sıkılmadan. Çünkü hani gerçekten neden öyleymiş bilmiyorum. Neden küçükken öyleymişiz. Ben de onlardan biriyim. Gerçekten de böyle kantinden yeme isteği vardı. Böyle kantinde sosis sandviçler falan olurdu. Patates ekmekler falan. Onlardan yerdik. Ama şimdi ben çocuğuma en güzelini yapıp yedirmek istiyorum. O yüzden kendim yapıyorum. Kantinden alma taraftarı değilim. Böyle kantinde özel olarak ne çıkıyorsa onu da yapmak isterim. Yani ben yapayım. Çocuğum kantinden yemesin. Okulun ilk zamanları mini mini birler kantinden alışveriş yapmışlar. Eve gidince de annelerine, anne benim borcum var demişler. Küçücük çocuklar. Ay Allah'ım. Tabi bu konuda konuşuldu. Sizin de başınıza böyle şey geldi mi bilmiyorum. Yani 6 yaşındaki bir çocuğun anne benim borcum var eve gelip böyle demesi. Yavuz'um Allah'a şükür öyle bir şey yapmamış. Ama böyle durum yaşayan velilerimiz var. Olsun. Çocuk sonuçta canı çekiyor, bir şey oluyor. Öğretmenimiz çok güzel. Harika bir öğretmen, otoriter bir öğretmen. Bütün öğretmenlerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepsi çok güzel emektarlar. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum demiş. O yüzden gerçekten Yavuz Efendi beni çok zorlamıyor, çok şükür. Bazı yerlerde ben yanında durmak zorundayım harf birleştirmelerinde. Onun haricinde harfleri tek tek yaptığı zaman da yanında durmuyorum. O kendi tek başına yapıyor. Ben sadece hiç orada bir harf yoksa defterinde bir örnek yapıyordum. Artık onda gerek kalmadı. Öğretmeni sayfanın başına yapıştırıyor. Oradan o görüyor, devam ediyor. O şekilde. Anne, bir şey yapıyordum. Ya, tabakta. Ne oldu? Tabakta çok dedi. Ne topladınız? Kız kamerayı salladın, bizi salladın. Çabuk çabuk. Çinirim. Çabuk var ya. Ondan çabuk. Evet. Yardım mı ettin anneanneye sen de? Evet.
Tamam, hadi git anneannenin yanına aşkım sen. Ama güzel kızım. Ben yoruluyorum. Yoruluyor mu sen? Evet. Ama ben de yoruluyorum. Bak iş yapıyorum burada. Sen ne yaptın? Ben buraları topluyorum. Senle sonra başka şeyler yaparız. Evet. Sever Hanım, Meraklı Hanım geldi. Hı. Hemen şunu da şöyle alayım. Allah. Dur kız. Annemin salam buluyordum. Ne yapıyordun? Ben salam buluyordum. Salam mı? Evet. Ne salam bakın, salam yok ki burada. Ben salam da buradan ver. Tamam, alırız. Dur az bana müsaade et anneciğim. Salam da alırız, şey de alırız ama şimdi benim buraları toplamam lazım. Bir tane. Ama yavaş da. He? Annem muz. Senin salam mı? Annem muz. Muz mu? Tamam, ben, tamam. Şunu halledeyim. Tamam de su. Su mu istiyorsun? Sen de su. Seni ısırırım ha. Sever Hanım'ın hiç isteği bitmez. Hiç teyzoşları. Hep sürekli bir şey ister. Anne düştüm. Ne aşkım? Düştüm. Ne bebeğim? Düştüm. Düştün mü? Evet. Aa, niye düştün? Niye dikkat etmedin peki bebeğim? Ama ayağımı takıldım. Ayağın mı takıldı? Evet, ayağım. Ay ben yerim o ayağını, senin minnak ayağını. Kızım benim. Güzel kızım benim. Bu da yıkanıyor yüksek ayarda. Oh. Şunlar var, bunları da atalım. Evde yıkanacaklar, Allah var. Evde yıkanacak az var. O yüzden sıkıntı yok. Ah ah. Zamanında ben de çok evde bulaşık yıkamış birisiyim. Bulaşık makinesi yokken. Böyle sineğe koyardık bulaşıkları, şöyle köpüklü su yapardık falan. Sini de köpüklerdim. Boyum yetmediği için lavaboya. Sonra böyle lavaboda da durulardım. Bir sandalye yardımıyla. O şekilde. Yani ben bu gördüğünüz Özlem küçükken bile hep iş yapardı. Hep bulaşık yıkardım. Hep ev işi yapardım. Hala da öyleyim. Hiç de böyle sıkılmıyorum. Biraz yoruluyorum. Ama olsundu. Yorulmak da güzel bir şey. Yorulmadan hiçbir şey olmuyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Şimdi ben daha önce de sizinle şey demiştim. Hani Yavuz Efe'me harf öğretmiyorum. İşte böyle bir şeyler öğretmiyorum ki hani okulda canı sıkılmasın diye. Öncesinde böyle bir yaptırıyordum, böyle A, B çizdirmiştim. Ama sonrasında vazgeçmiştim. Bunu söylemiştim birkaç önceki videomda. Orada bir tane ablam mesela şey yazmış, işte senin düşüncen yanlış. Hani çocuk öğrensin, zorlanmasın, hani bilgili olsun gibisine. Onun görüşü o şekilde, benim görüşüm de o şekildeydi. Fakat şimdi mesela bazı velilerimiz öğretmenin verdiği evde yapılmayacak ödevleri fazlasıyla öğrencilere yaptırıyormuş ki öğretmen de mesela şey diyor, hani okulda diyor boş kalıyorlar diyor, canları sıkılıyor diyor. Hani derste diğer arkadaşlarla birlikte o etkinliklerini yapamıyorlar. Bu da güzel bir şey yani, hani yapmamaları gerekiyor. Çünkü gerçekten çocuk biliyor. Bildiği şeyi de yapmak istemez. Öğrenmek istemez. Yapamıyor. Bu şekilde yani. Anlamışsınızdır umarım. Anlatabilmişimdir umarım. Böyle birçok şeyi öğreniyoruz. Ben erkenden bu karara vardığım için güzel bir karar olduğunu düşünüyorum kendimce. Tabii ki de okul öncesinde böyle harfleri öğreten annelere de saygı duyarım. Neden olmasın? Hani tabii ki de iyi, güzel bir şey öğrensinler hemen. Zorlanmasınlar. Ama dediğim gibi bu şekilde olması çocuk için onun daha iyi yararına, kendi başına bir şeyler yapabilmesi. Dediğim gibi ben hiçbir şekilde çocuğum öyle hani kendim yazayım yapayım destek olmuyorum. Kendisi tamamıyla yapıyor, yazıyor, çiziyor, boyuyor. Sadece gösteriyorum, anneciğim bak diyorum şu çizgilerine dikkat et, çok konuştum biliyorum. Umarım sıkmamışımdır konuşmalarımla.
biraz da ilkokul annesi olduğum için, ilkokul annesi olmak da çok zor olduğu için böyle sizinle anılarımı paylaşmak istedim. Çünkü siz benim ailemsiniz, canımsınız, gerçekten ablamsınız, annemsiniz, kız kardeşimsiniz, canımsınız. Yani bundan ötesi yok. Çünkü bana bir annem var destek veren, kardeşim var, çocuklarım var. Onun haricinde hani sizler varsınız. O yüzden başka hiç kimsemiz yok sizlerden başka da. Rabbim hepinizden razı olsun. İyiliklerinizin karşılığını fazlasıyla almanızı temenni ediyorum. Her zaman sizlere çok çok dua ediyorum. Bunu bilin. Kalbim sizinle, yüreğim sizinle. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Böyle. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Hani gerçekten insan böyle çocuğunun ilk adımlarını görünce seviniriz, ilk konuşmasını görünce seviniriz, mutlu oluruz. Bunlar güzel şeyler, güzel duygular. Tabii bunları tek başına yaşamak da ayrı bir duygu. Hani insan bir tuhaf oluyor, olmuyor değil. Ama olsun. Kaderimiz böyleymiş. Yapacak bir şey yok. Elden gelen bir şey de yok. Böyle neyse. Duygusala bağlamak istemiyorum. Modumu da düşürmek istemiyorum açıkçası. Sadece alışıyoruz. Acımız bizi bırakmıyor. Sadece alışıyorsun. Bu yani. Şimdi Yavuz'um okuldan geliyor. Hemen üstünü çıkarttırıyorum. Ondan sonra hemen direkt makineye atıyorum. Çünkü daha yedek kıyafetini alamadım. Aldığım yer tadilata girmiş. Beykoz tarafına gitmem lazım. Oraya da gidemedim. İnşallah gideceğim. Ona bir yedek kıyafet almam lazım. Sonra çantası, küçük çanta alacağım. Biraz eksiklerimiz var. Onları inşallah tamamlayacağım. Böyle. Onlar da tamamlanacak şeyler. Böyle bir tane sayfa gördüm. Orada gayet uygun şeyler var ama zaman süresi var. Çünkü hem uygun hem de yurt dışından geliyor. Yani bir ay, iki ay beklememiz gerekiyormuş. Buradaki çanta fiyatları da malum tavan. Yani beslenmesiyle falan 1,5 milyar, 2 milyar çanta. Baktım. Burada sorduğumda 950 idi ama benim baktığım yerde de 300, 500, 600 civarı. Hem de tam istediğim gibi, hani çok güzel, hani resmi falan 3 boyutlu ama buradakiler hani çok hem güzel değil, hani istediğimiz gibi değil. Sonuç olarak okul çantası deyip geçmeyelim, onun çocuğun güzel heyecanını takacak, çantasını sevecek, okulunu sevecek, ben öyle düşünüyorum. Böyle yani. Neyse ben şunları bir kopuklayayım, kopuklu kopuklu. Hemen kendime bir su hazırlayayım. Şu kabıma küçük bir ılık su hazırlarsam bana yeterli gelecektir. Ondan sonra bir topumu da hemen makineye atarım. Şöyle ılıklaştırayım. Elim yanmasın. Canım elim yanmasın. Ben kameramı şöyle biraz yükselteyim. Şöyle çevireyim. Burası görünüyor mu? Görünmüyor. Bu niye böyle oldu? Ben bunu biraz bir ayar vereyim hemen. Sanırım bu şekilde biraz daha iyi oldu. Yükseklik ayarı verdim. Hemen şöyle süngerimi şuraya tutuyorum. Evet. Hemen işimize başlıyoruz. Bal kızım benim, sen niye annenin yanına gitmiyorsun aşkım? Anne ölüyorum ya. Ama dur annenin yanında. Bir tane röportaj vardı ya, çalışıyor musunuz diye. Hayır çalışmıyorum diyor. Neden diye, yoruluyorum diyor. Seval de öyle. Yoruluyorum. Yorulma aşkım. Bal kızım benim. Ama geldim ya işte, sen beni çok seviyordun. Çantanı mı çok seviyorsun? Hayır. Ben seni çok seviyordum. Beni mi çok seviyorsun? Evet. Uf, ben de seni çok seviyorum. Benim ballı kızım. Annesi kurban. Ya. Benim canım kızım ya. Al kızım benim. Seni çok seviyorum diyor. Benim tatlı kızım ya. Maşallah gerçekten güzel konuşuyor. Yavuz'um da artık biliyorsunuz kendine geliyor. Çok güzel dönüşleri var.
hayata tutunuyor benim oğlum da. Çok güzel. Çünkü çok üzülüyordum. Emin olun bir anne için çok zor çocuğunun böyle içine kapanık olması, onu böyle mutlu etmeye çalışmak, onu eğlendirmek çok zor. Küçücük kalbiyle, küçücük aklıyla neler neler düşündüğünü tahmin bile edemem. Aynı acıyı yaşadık ama çünkü küçücük bir kalbe sahip, küçücük bir yüreğe sahip. O yüzden işte her şekilde hayata tutunmaya çalışıyorlar. Benim gibi olan annelere Rabbim güç kuvvet versin inşallah. Böyle bütün annelere Rabbim güç kuvvet versin. Gerçekten biz anneler emektarız yani. Evlatlarımız için birer kahramanız. Her anne evladına özel, her evlat da anneye özel. Bu şekilde. Oh. Ben mutluyum ya, çok şükür hani tüm her şeye rağmen. Böyle de olacağım, böyle de devam edeceğim. Evlatlarım için en güzel neyse onu yapmaya her zaman elimden geldiğince çalışacağım. Her zaman moral olacağım onlara. Çünkü gerçekten zor zamanlar geçirdik yavrularımla. Her şeyin üstesinden geliriz inşallah. El birliğiyle. Yani gerçekten insanı moral olmasından daha fazla, daha güzel bir şey yok. Kimse kimseyi üzmesin. Bu yani. Kural basit aslında. Kötü konuşmamak, kalp kırmamak. Böyle. Rabbim rızkımızı nereden veriyorsa elhamdülillah. Her şekilde bereketlendirsin inşallah. Sonuçta çalmıyoruz, çırpmıyoruz. Bir şeyleri yaparak, üreterek devam etmek istiyoruz. Ama öyle, ama böyle. Dilenciyiz, emme yalancı değiliz. Ay Allah'ım ya. Ama gerçekten, hakikaten öyle yani. Yalancı muhabında. Biz bir şeyler yapıyorsak hani karşılığını Rabbim veriyor kesinlikle. Siz çalıştığınız iş yerinde de aynı şekilde hani Rabbim hepimizin rızkını veriyor. O yüzden Rabbim ne derse o, odur. Böyle. Neyse çok fazla şey konularına girmeyeceğim. Çünkü burası normal bir kanal. O yüzden sadece sizlere dua edebilirim. Allah! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen onun yolu çizmiyorsun. Ben şimdi seni bakkala götüreceğim. Ne yolu? Anne seni bakkala götüreceğim şimdi. Anne, bakacağım size. Sen dondurma mı istiyorsun? Ama aşkım havalar kötü. Kötü bebeğim havalar. Lütfen. Teyze işte bu kız dondurma istiyor bu havada. Gerçi hava sıcak da. Alayım mı sizce? Ben bu daha dondurma alayım mı teyze işte? Evet anne. Evet bugün Eylül'ün kaçı? Ama işte dondurma yok. Yok mu? Bir dakika anneciğim. İşte dondurma yok. Bugün 29 Eylül. Siz bu videoyu 30 Eylül'de izleyeceksiniz. Şöyle. Anne İki, ama bir saniye. Vardı ama şimdi bir saniye. Şimdi ama bizim dondurmamız yok. Evet dondurmamız yok. Bugün 29 i̇şte Eylül. Siz bu videoyu 30 Eylül'de izleyeceksiniz. Alalım diyorum. Ben de bu bak iki tane şeyim kaldı. Onları yıkayalım gidelim diyorum. Okey? Evet teyze hoşları size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Seninle alakalı. Bekle duy. Ne biliyor musun? Ne? Ekim'in ikisinde Seval Ela'nın Mutlu Yıl Ayım. Gel buraya gel, buraya gel. Gel. Ne yapacağız 2 Ekim'de? 2 Ekim'de ne yapacağız?
İlk ekini yaptık. Sen söylemedin. Şimdi söyledin, şimdi söyledin, sen söyledin. Ne dedin? Mutlu yıllar mı dedi? Nasıl oluyor? Senin de yoğuşunda, dayının da, şimdi dayında, hem de Sinan'ın da, dayının da. Hepsi de olacak yanında. Evet. Senin de, benim de. Evet, senin de, benim de. Senin doğum günün ama. Senin de, yoğuşun da. Evet, senin doğum günün. Hepsini. Ne yapıyoruz? İyi ki doğdun Sevalela. İyi ki doğdun Sevalela. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Oh, hep gül böyle minik kuş. Anne, ben de sana mutlu yıla yaştım. Tamam. Benim de kimlikte 25 Ekim doğum günüm. Gerçekte 26 Şubat ama 26 Şubat'ta bak, kutlama sana yapmak istiyorum aslında ama annem. Anne bak, onun yarısını açıyor. O dayınla sensin, o yengenli fotoğraf ya. Yengenle bir seninle yaştım. Onu mu istiyorsun, fotoğrafı mı istiyorsun? Burada mı göstereceksin? Evet, onu. Tamam, gösterelim. Hadi onu. Kim o, bu kim? Dur şuradan bak, gör. Bak. Bakın dur. Bir saniye, bir saniye göstereyim ben. Ay. Aşklarım benim. Heh. Anne bak. Bu yavuşun döndüğünü, Sinan'ın müşterinin de, benim de, Sinan'ın de. Yenge. Şengen'in de. Şimdi senin de, ben de, senin de, benim. Evet. Uy, mal kızım benim. Hadi bakalım. Hadi bir yatalım anne. Bir yatalım. Tamam, ben şuraya bir bez sermek istiyorum. Bezim nerede benim? Bezim neresin? Dur şunu sereyim. Annenin çok sabah. Allah. Şöyle tezgahın üstüne yıkadıklarımı buraya koyacağım. Bunda çocuklara makarna yapmıştım. O burada kalsın. Şunları atayım. Bu temiz zaten. Yıkamama gerek yok. Hadi oğlum oraya yıkayacağım. Hoppala. Hoppala cüppala. Hadi bakalım bunu da dolaba bırakalım. Anne şöyle. Hadi koyayım mı ver. Geri yerine bırak. Tamam, ben şimdi burada kalsın. Onu hemen halledeceğim. Tamam mı? Tamam. Sen şimdi anneye biraz müsaade ediyorsun bebeğim. Anne be. Ha. Evet. Tamam bir tanem, geliyorum. Mal kızım. Aşkıcım. Tatlı kızım. Allah. Şöyle ışık ışık buradan getirelim. Hop. Her yerleri ıslataraktan. Şunu şöyle koyalım. Evet. Bezlerimizi yıkattıracağız. Bunu makineye atıyoruz, kaşığımızı. Benim makine deterjanı da almam lazım. Almam çerçeve makine deterjanı da. Şunları bir duru bastıralım. Evet. Şöyle güzelce. Hoppala. Tamamdır efendim. Şunu da şöyle dökelim. Bu da makineye gidiyordu. Hemen şöyle buraları bir köpüklemem lazım. Evet, ben şimdi annemle kahve içeceğim. Allah. Poşeti takıldım. Neyse. Seval Hanım, kahve içer misiniz? Hayır ama ben içemem. Ben küçüldüm senden. Duymak istediğim sözler budur bunlar. Şimdi annem dışarı biraz işler yaptı. Bahçeye gitti şimdi. Sen ne içersin peki hanımefendi? Süt. Süt içermiş. Ayran içerim. Ayran içer.
Hem de şurada Süpersin. Gerçekten harikasın. Ben şimdi hemen buradan kahve makinemi çıkarttım. Bu tarafa çalışalım. Evet, kahveler olurken de ben hemen o tezgahın üstünü sildim. Anne ayağımı. Ayağımı da açacağım. Evet, burada güzel kahve tencerelerimiz. Anne ayağımı da açacağım. Ama açtım, senin onunla ne işin var? Kurban olduğumu yarattı. Ya ben de oynuyordum. Oynama onunla ama. Şimdi oynuyordum. Onunla oynama. Söyledim sana şansını zorlama. Hadi. Evet, ben şöyle su aldım geldim. Allah'ım yarabbim, bu kız bir şey ya. Yavuz Efendi arkadaşlarıyla oynuyor. Amcan neşe düştü. Bir sayfa boyamamız kaldı, bir de bir sayfada yazımız kaldı. Hani boya aydın, hani boya aydın. Şu şeyden mi sen su iç. Susadım çeşmeye. Varmasın mı? Aslında yapalım birazcık. Sever durdu. Anne ben de yaptım. Ben de. Tamam gel. Gel. Çık buraya. Çık. Yap bakayım. Evet. Dur. Kapağını biraz kapatalım. Kapan. Allah. Şimdi yap. Evet. Sever Ela da aslında yapıyor. Evet, Sever Ela'dan da aslında elimizi aldık. Kahve yapım aşamasına geçelim. Isırırım seni ha. Evet, annem Türk kahvesini birazcık bol seviyor. Yani iki çay kaşığından bir tık fazla atıyorum. Şöyle ama ben bununla atıyorum, göz kararı atıyorum, öyle söyleyeyim size. Dediğim gibi gözümün kararı çok iyidir. Anne, düşme aşkım sakın ha. Düşersin okluyorum diye. Düştüm aslında. Düşme, şunların da suya aksın, oradan alacağım onları. Ay, orası dağınık bir şey yapman yani yavrularım. Kuzularım. Ben görünmüyorum. Beni görün. Benim dedim. Aferin benim kuzuma. Kızıma. Canıma. Kahve içmek isteyenler buyursun gelsinler. Ne dedim? Evet. Biraz makine orada bulaşık olsun istemiyorum. Evet, şimdi kahve olsun. Ben hemen şuraları bir halledeyim. Giriyorum. Evet, ben tezgahın üstünü falan sildim. Sadece ocağım silinecek. Ocağımı şu anda silmeyeceğim. Neden silmeyeceğim? Çünkü çorba yapacağım. Sorma. Ve kızartma türü bir şey yapabilirim. Ama tost olacak mı? Ne? Tosta mı istiyordun? Tost mu? Tosta mı istiyordun? Tost mu istiyorsun? Evet. Tamam, tost yaparım ben aşkıma. Anne. Ama tost ocakta olmuyor. Orada olmuyor. Tost mu? Kendisi makinesinde oluyor. Anne. Dur tost. Evet, ben şimdi annem şekersiz, ben şekerli içtiğim için. Bir saniye, bir tane. Köfte mi? Tamam, ben kızıma köfte yapacakmışım. Köfte istiyor canım. Hem de tuğla yapıyorlar. Şöyle annen şekersiz içtiği için, ben şekerli içtiğim için. Anne ben de istedim ya. Tamam, iki kaşık daha at bana. Hadi çabuk ol. Sever Hanım şekerlerimi o atıyor. Evet. Tamam. Az bir şey atıyor. Güzel. Tamam. O kadar yeter. Fazla atma. Tamam. Evet. Şimdi bunun üzerine ben kahveyi ekleyeceğim. Size de fikir olsun. Tek bir seferde hem orta şekerli, hem şekerli, hem az şekerli yapabilirsiniz. Sen de tatlısın ya. Kurban olduğumu yarattı. Bir şey söylemek istersen söyle teyzeşlerine. Hayır anne. Hayır, onun ne? Söylemeyeceğim anne. Dur, tepsimi alayım aşkım. Tepsi alayım anneciğim. Dur bir tane. Kız dur, tepsiler nerede? Ananın tepsilerini nereye koymuş? Dur.
Anne işte tepsilerini de koydum da hamurda. Tamam. Abla sen götürdün etti birazcık. Hadi. Hani çağırdığın kızlar neydiler Osman? Biz de şifaçta onlarcak da Osman. Hayır, ben... öyle değil mi derdin? Çağırdığın kızlar neydiler Osman? Bu şifaçta çağırdığın kızlar neydiler Osman? Bu şifaçta neydiler? Öyle mi diyeceğim? Tamam. Çağırdığın kızlar neydi Osman Beşiktaş'ta? Hayır öyle değil mi dedin? Çağırdığın Osman adı da Osman. Ooo Osman. Tamam dur kahve şey oluyor dur. Kahve yap. Aşkım dur hayır korkutma beni bak. Kaynasın köpüklü kahvemiz evet. Bol köpüklü kahvelerimizi. Şimdi hemen. Aşkım bekle. Anne demiş tutarayım mı? Düt etti anneciğim. Anne. Hı. Demiş tutarayım mı? Evet kahveler bayağı güzel köpüklü oldu. Hemen bunu çalkalıyorum. Şöyle ben göstereyim. Çalkalama kısmında. Şey bunu çalkalıyorum. Yani böyle çalkalamıyorum. Anamın kahveleriydi. Evet şöyle hemen suyu da akıttığımız vakit temizleniyor ve yerine koyabiliriz. Şöyle suyu aksın ama hemen ben kahveleri göstermek istiyorum. Teşekkür. Anam kahve sallandı da sallandı. Aha bakın döktüm bile ya. Salladım kahveyi. Neyse. Şimdi kaşıkla yavaş yavaş ben kendi kahvemi karıştıracağım. Bu da annemin kahvesi. Anamda da göz var, bende de göz var yeminle. Bakın onlar hep göz. Şimdi ben onları patlatırım. Evet, benim kahvem döküle döküle bir hal oldu. Sever Hanım sağ olsun birlikte taşıyacağız dedi ve döktü. Bu inadı çok kötü ya. Aynen ya. Annesini geri götürttürdü. Sen de döktün anne. He ben de suyu doldururken suyu döktüm. Bir bizi dövecek. Sen de görecek dedin. Ama. Neden ne dedin? Evet suyu doldururken suyu birazcık döktüm evet. İş bakalım anne. Neden? Çok iyi oldu. Evet sularımız da burada ben, şu anda. Kahve susuz olur mu demeyin. Evet, ben suyumuz orada. Su olmadım mı valla kahve içesim gelmiyor. O suyu göreceğim. Öyle de aynen mi? Bakın buyum su orada. Oh. Ay, evet YouTube Semih Hakani. Abone olun yani. Yallah analarla uğraştım. Bahçede yoruldum. Evet. Pancari. Kıpkırmızı olmuşsun zaten. Vallahi kıyafetinle uyumlu olmuşuz. Hadi afiyet olsun aşkım. Kokuyor. Fini kokuyor. Hayır. Kurban oldu. Şeyde arabada. Şimdi kolu böyle tutuyor. Ben de koltuk altını kokladım. Yaptım. Sonra yine kokla diyor. Yaptım. Neyse. Tabii ki kaldı bakayım. Oh yiyelim onu koltuk altına. Sonra dedim ki sen benimkini kokladın. Kokladı. Oh mis gibi dedi. Ben de gerçekten duş falan almış. Kim rolunu falan. Kokla bakayım şimdi bayılabilirsin ama. Bir geri durdu. Kız nerede durdu? Islanmış ha, mı? İp mi var? Yok. He ay o da seni öyle yapacak. Ay aşkım benim. Kokla bakayım nasıl kokuyor. Koklasana hadi. Oh no. Oh no. Uş. Bal. Bal kız. Oş. Bana geldi annesinden sonra. Mesela Yavuz'u öpeyim. Yemin ederim var ya. Beni niye öpmedin diye yırtar kendini ağlar. Yavuz'a bir tanem diyeyim. Bana niye demedin? Oysa ki ona da diyorum. Allah'ım yarabbim. Ve saatlerce ağlıyor. Siz havuz mu yazıyorsunuz? Ne? Siz havuz mu yapıyorsunuz diyor ya. Allah'ım ya. Evet, şimdi ben dışarıya gittim, geldim Şevaş Hanım'la. Şimdi Yavuz Efendi'den ders çalışacağız teyze hoşlayı. Burada bir sayfa boyaması kaldı. Harfleri boyayacak, iki rengi. Sonra ne yapıyoruz? Kız düşeceksin kız, Allah! Sonra bakın, Yavuz'un hep yıldızlı maşallah. Güzel yapıyor da, yazıyor da.
burada da aferini var. Aferin almış. Öğretmeni aferin yazmış. Burada da ana yazacağız. Ana. Anayız. Anayız biz. Ana, ana. Biz ana, anayız. Ana. Ben yukarı bakarak konuşuyorum. Ananas. Ana. Şu an ananas. Şuraya mı? Burada mısınız? Burada mısınız? Şurada mısınız? Neredesiniz bilmiyorum. Ortada da. Şimdi aşkım ilk önce biz bunu bir bitirelim. Sonra teyze hoşları bakın. Güdürdüler. Evet, hiç onu bitirelim. Toti'yi başladım. Evet, Yavuz'un bunu bitirdi bir de dün. Akşam bunları yaptık. Bir de bunu bir parmak boşluk bırakarak yaptık. Toto'lar çiftlerle diştirelim anne. Oradan evet, bir de bunu boyadı Yavuz efendim. Oradan. Şu üstteki renklere. Yani Ana kırmızıya boyadı. Na'yı turuncuya boyadı. Ana'yı da yeşile boyadı. Şimdi sadece yani 3 sayfası bitti buranın şöyle. Allah, burası kaldı. Buradaki kelimelerini boyayacak. Kırmızı, açık mavi ile kırmızı rengi. Değil mi anneciğim? Burada sadece bu kaldı. Bu dosyamızı alalım buradan. Öyle yapmayalım anneciğim. Lütfen. Güzelce ben sana kalemini vereyim. Başlıyoruz. Anayı yazmaya. Anne. Efendim anneciğim. Şey. Yavuz Efek kalemlerini anne bu şekilde koymuş. Hepsini, boya kalemleri hepsi bir karışık koymuş. Olsun. Ben neler yiyorum? Aa, ben sana silgi almadım. Şey. Neyse, dayına söylerim. Dayın olur ya da ben gider alırım ya. Vallahi ta bizim mahalledeki markete gittim. Harman Tepe'de olanlar. Allah kız. Allah'ım. Manyak. Düşürdü. Şöyle yapayım ki böyle rahat konuşayım. Anneciğim ama dur, hayır. Lütfen. Aa, oradan oraya attı kız. Bizim neyse, bizim mahalledeki markete bir gittim. Fatma ablam biliyor. Buradan ona selam olsun. Sonra aşağı Çukurçayır'a indim. Çukurçayır'da Fatma ablam biliyor. O yufkacının az ilerisi Fatma ablacığım. Bayağı yani biraz gidiyorsun. Oralara gittim. Neyse, eve çıktım. İşte dersimize başlayalım. Hadi Yavuz Efe'cim. Bir parmak boşluk bırakıyorsun. Şuradan yazmaya başla. Ben sana işaretledim orayı. Sadece bir tek nokta koydum. Şöyle Yavuz Efe'm anasını yazsın. Evet, anayı yazalım bakalım Yavuz Efe. Ya silah yapma anne. Aşkım ama hayır. Abiler yapıyor. Lütfen. Gel. Allah kızım. Aa, lütfen ama aşkım. Lütfen. Evet, Sever Hanım'da biraz zor oluyor. Dur ben şöyle göstereyim anneciğim. Evet, Yavuz Efe yapıyor. Yanına neyi yapacaksın? Çok bitişik yapma, çok ayrı da yapma. Düz çizgini çek. Düz çizgini çek. Olmadı, sil onu aşkım. Anne, yeter mi dedin tamam. Oradan? Evet. Hadi sen oraya odaklan. Düz çizgini çek. Anneciğim çok ayrı oldu. Biraz yakın olması lazım. Siler misin? Tamam. Az daha yakınına bak. Öğretmenin nasıl yapmış. Gördün mü? Aynen. Üfle şu silgileri. Tamam. Az daha yakına gel. Orada mı? Biraz daha uzaklaş. Tam oradan. Evet. Dur anneciğim lütfen. Güzel. Bir tane daha ağ yapıyorsun. Az geriden. Oradan yuvarlağını dönder. Ama o tutuşa değil mi? Yok da yuvarlayacaksın, yakınlaşacak. Ama çok yakınlaştırdım bu sefer de. Evet, ben böyle ayarladım ama. Ana oldu mu? Olmadı aşkım. Bunu siliyoruz. Düzeltiyoruz. Bak şimdi anneciğim, benim defter nerede? Ben şöyle bir defter aldım. Burada Yavuz'a şu şekilde örneğini gösteririm. Bak anneciğim. A'yı yaptık. Böyle bak. Böyle A'yı yaptık. Dönderdik. Çizginizi çektik. N'yi de bu şekilde yapıyoruz. Bak buradan şöyle, şurada ufak bir şey kalacak, anladın mı? Bir tane daha böyle A yapıyoruz. Bak boşluklarına iyi bak. Gördün mü? Küçük boşluklar var. Aralarına nokta girecek kadar boşluk var. O tut boşluk olmaz. Bunu unut. Sen, ben onu şey yaptım. Örnek olarak A'yı. Anladın mı? Burada biraz daha küçük tabii. Ben burada büyük olduğu için çizgilere gösteriyorum sana, yani çizgi mesafesi, anladın mı? Bak, çizgi anne mesafesi, burada da çizgi mesafesi bu kadar anneciğim. Buraya sığacak bir A yapıyoruz, buraya sığacak bir N yapıyoruz. Bak burada da bu kadar büyüklükte, anladın mı? Bak böyle kıvırıyorsun,
düz çizgini çekiyorsun, ağlıyor. Sana bir şey diyebilir miyim? Evet. Bak, ondan anası var ya. Oradan tuz hissettirebilir misin mesela? O de... Ben hızlı yazarım. Sen yazacaksın. O de mesela. Ben hızlı yazarım. Sen yaz. Olmadı onlar. Olmadı onlar. Hadi şimdi sen buraya odaklan. Ben şunları bir sileyim. Ne yapayım? Sildim kendi. Öğretmenin yazdığını silmedik. Şuradan. Bir parmak mesafe. Dur bakalım. Parmağınla hesapla. Parmağınla hesapla. Bir parmak boşluk kalıyor mu? Bir dakika dur. Çek elini aşkım. Bir saniye. Şunu çek. Onu çek. Bakalım. Evet. Tam buraya yazıyorsun. Yazacağın yer belli. Oradan. Evet. Dönder. Oradan dönder. Güzelce. Bir parmak boşluk kalmadı. Az daha geri git. Az daha geri git. Şuradan. Heh, orada. Çok bu tarafa gelme ama aşkım. Heh. İndirdik. Evet. Şimdi ne yapıyorsun? Nasıl bir şey yapıyorsun? Hadi şimdi öğretmen biliyor aşkım. Sen de bildikçe güzel yapacaksın. Çok yakın oldu. Aşırı yakın oldu. Daha yakın oldu. A'nın çizgisini yine belirginleştir anneciğim. Onu silerken o da silindi. Evet, düz çizgimizi çektik. Çok az boşluk bırakıyoruz. Ne yapıyoruz? Evet. Evet, oradan indir düz çizgi. Düz çizgi. Evet. Evet. Şimdi biraz daha şuradan A'yı yap. Şuradan yap. Az daha geriden yap. Biraz şuradan anneciğim. Aşkım burada. Dönder şimdi. Dur aşkım, Seval durur musun? Bak işte buraya çok getirme ağının ucunu aşkım. Neye çok yaklaştırma ağının ucunu. Buradan. Gör bir yaptığını gör. He, tamam. Şimdi düz çizgini çekiyorsun. Düz çizgini çek uçlarından. Tamam, Yavuz Efe anayı yazdı. Şimdi buraya bir tane daha ana yazalım. Anne oya silmez. Buraya da oya. Evet. Evet, Yavuz Efe'nin yaptığı bu. Daha da güzel olacak oradan. İnşallah. Evet. Tam çizgi. Devam et. Evet. Tekrardan. Çok yaklaştırma neye? A'yı. Ama baksana. Tamam. Çok yaklaştırdık. Onu silelim aşkım. Tamam anne. Oradan önüne sorabilir miyim? Sil bebeğim. Öğretmenin yazdığı gibi. Bak, öğretmen sana iki tane örnek vermiş. Hem burada bunu vermiş, hem de burada buraya yazmış. Güzel bir şekilde. Şuradan başla biraz daha. Geriden başla. Neye yaklaştırma? Ha, oradan başla. Dönder. Ama bak, neye yakın geliyorsun yine aşkım. Hayır bak. Kuzum benim. Öteki gibi yapsana. Bak, şunu güzel yaptın. Yine aynı hata yapıyoruz. Niye yapıyoruz? Ne yapıyorsun sen? Yap. Hadi. Az daha geriden yap. Bu şu parmağımda. Döndür şimdi, döndür oradan oraya. Döndür oraya. Heh. Tamam, o boşluk iyi. Olmadı, biz onu düzeltelim. Hadi yuvarlanı yap aşkım. Yapıyorsun sen ayı. Niye böyle yaptın şimdi bebeğim? Olmadı. Bunu siliyoruz, tekrar yapıyoruz. Evet, hepsini sildik. Şimdi tekrardan Yavuz Efe yazıyor. Hadi bakalım. Bak, oldu şimdi, gördün mü? Süper, boşluğu da güzel. Harikasın. Onu güzelce ben sildim. İşte bak, çok yaklaştırın. Sadece o en son yaptığını sil. En son yaptığını sil anneciğim. Elin şöyle dursun kağıtta aşkım ya. Öyle tut, destek al diğer elini. Şimdi neyin diğer tarafını belirginleştir. Silindi çünkü silerken. Hadi dönder. Aşkım çok döndürüyorsun bir tane. Evet. Yavuz bu sefer yapacak. Oldu, oluyor, yapıyorsun aşkım sen ya. Hadi şimdi diğerine geç. Oradan. Aşağıya, evet, oradan. Dur kızım. Dur bir tane. Evet, harikasın işte bu. Bu işte senden istediğim bir tane. Süper. Boşluk bırakıyoruz azıcık. Evet. Nesini yapıyoruz? B
Biraz daha bir boşluk bırakıyoruz. Geri git, geri git. Geri git, geri git. Heh. Çok neye yaklaştırmadan döndür. Neye çok. Evet, oradan aşağı git. Heh. Güzelce. Tamam, olur. Süper. Yine bir boşluğumuz var. Hı. Evet, işte böyle güzel. Süpersin. Yaptık. Anne, bakın. Yapıyor. Masayı. Tamam, yaklaştıralım. Aşkım, tabii ki yaklaştıralım. Yatamıyorum daha işte. Heh. Söylesene bir tane. Sana bana uzak desene anneciğim. Ben unuttum ya. Tamam. Lila bu arkadaşlar. Bizim annemle bir stres yapıyoruz. Size nasıl kalem tutmayı öğrettim. Bak, o elin işte oradan tutunuz. O elin işte oradan tutunuz. Evet. İki parmakla tutuluyor. Evet. O da yapabilirsiniz. Evet, Yavuz efem yapıyor teyze işleri. Ben o da yapıyorum. Ben şimdi yeni öğrendiği için ona bir kolaylık bak, sağladım. O elin o üstünde odat. Ona bir kolaylık sağladım. Şu şekilde hafif anılar yazdım. Silik bir şekilde. Yavuz Efe de üstünden geçiyor. Zaten hani tekrardan kendisi bak, yazdığı bak, için. Bak. Ah, olmamış değil mi? Bak, olmamış. O ne bir olsun, olsun. Hı, öğretmenin tamam. Şey yapıyor. Bak, bunları da beğenmiş ama daha düzgün yapmanı istiyorum senden. Hı hı. Şimdi elin daha iyi alışsın zaten diye ben böyle bir şey yaptım. Tabii ki de. Şimdi ben teyze hoşlara böyle bir kolaylık yaptım ama bir dahaki sefere böyle bir kolaylığı Yavuz Efe'me sunmayacağım. Çünkü neden derseniz Yavuz Efe'm kendisi yapabiliyor teyze hoşları ama bazen sıkılabiliyor. O zaman anne bak, biraz kötü çizimlerimiz yaptım, olabiliyor. Bak, ben içinden yaptım. Bak. Bakın mesela bir saniye şunu göstereyim. Mesela bu okulda yaptığı bayağı bir boşluklar bırakarak yapmış. Ama bakın şöyle göstereyim. Bir saniye anneciğim. Özür diliyorum. Mesela bu da benimle evde yaptı. Ben biraz daha özenerek yaptırdım ona. Ama buralarda kesinlikle bu yaptığımı kullanmadım. Bakın bunu tamamen Yavuz Efe kendisi yaptı. Asla şuradaki yaptığımı yapmadım. Öyle söyleyeyim. Tekrar yine bir göstereyim ben oğlum. Çünkü çok güzel çiziyor yani gördüğünüz gibi. Şöyle yine tekrardan bakın. Evet anneciğim, çok özür diliyorum senden. Anne, bir şey hemen olmaz. Sayfanı açıyorum. Zaten anne o yüzden bir şey ne anlatıyor biliyor musun? He anneciğim. İlk annenin sesini ilk Allah'ın sesini dinledim. Sonra annenin sesini dinledim. Sonra da o yüzden sesini dinledim. Sonra evet. Da babanın sesini dinledim. Ay, kurban olurum sana ya. O da diyor. Öyle mi diyor? Evet. En iyi Allah bende. Bütün insan düşsem varım. Bütün insanların kötü Allah'ıma en güzeli. Evet. Herkes kötü değil anneciğim. Boş ver sen kötüleri. Uş. Biz güzelliklere bakalım. Tut yiğitlere bakayım mesela. Evet. Evet. Yavuz Efe güzel yapıyor. Anne başını sen yapmışsın anne sen yapmışsın. Ben şimdi onu yaptım ama diğerlerini de söyledim ya teyze hoşlarına da söyledim. Diğerlerini sen yaptın. Doğru mudur? Doğrudur ben de. Evet birleşik kelime yazımı zor olduğu için desteksiz de hiçbir şey olmadığı için değil mi anneciğim? Anne. Bir şekilde bir şey yaparak destek olmamız lazım ki kolay öğrenim olsun, sıkılmasın. Senden adısın var ya, senden adısın. Evet. Aa. Bakın dur göstereyim dişini. Çok açma. Heh. Böyle buradan buraya gitmiş dişi. Düşmemişti arkada. Anne. Şöyle iki anne. Tane. Bilmiyorum dişlerim yamuk mu titret? Bilmiyorum aşkım. Doktor dişlerini almadı. Dur ben bir yakından bakayım mor aralıklık var mı? Aa, bir dakika bir dakika. Dur anam bu diş bayağı sallanıyor ya uzun. Ana çık ay kanadı. Çıkaralım aa. Onu. Anne titredi. Çıkar çıkar. Tamam. Aa. Tuttun mu gelir elimize. Arkadaşlar dişimin sallanmasına tut hastalığı. Dönüşünde bak şimdi. Bayağı sallanıyor. Çıkar o bugün anneciğim. Yarın çıkar be. Çıkar. Ya bugün ya yarın çıkar o. Bayağı sallanıyor. Hadi sen eğilersen. Salla biraz da.
Bayağı oynuyor yerinden. Önceden biz küçükken ne yaparlardı biliyor musun anneciğim? Oraya ip sararlardı. İple böyle lop çekerlerdi. Açıyor mu? Yok. Hemen birden çekiyorsun ya acımıyor. Ama böyle yavaş yavaş çekersen acır tabii ki de. O değil mi? Evet. O ne la? Korktum. Ses geldi. Hadi anne, devam ediyoruz anne güzelce. Anne var. Şimdi söyle anneciğim. Anne o neye benzedi? Hemen anne aa bu neye benzedi dedi. Boyunca ortaya çıktı değil mi? Evet. Neye benzedi sence? Ben Yavuz'a hamileyken gerçekten çok tükettiğim bir meyve. Ne bu? Mantı. Ne? Mantı. Mantı mı? Mantı meyve değil ki anneciğim. Narmut. Mamut. Narmut. Ne? Nar. Nar. Evet, ben sana hamileyken ben çok yedim bunlardan. Ben de onu seviyorum bunlar. Evet. Evet, Yavuz efendim bu ödevlerini tamamladı teyze hoşları. Merhaba. Merhaba tekrardan. Ya aşkım ya sürekli videoya başlamıyoruz bir tanem. Evet, buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun binlerce kez. Biraz uzun bir video oldu. Video yok dediniz. Bu videomuz uzun oldu. Beni atmadasınız. Benim tirin anne. Benim tirsinden 100.000 yapalım o video. Tamam. İnşallah 100.000 beğeni gelir. İnşallah. Beni atıyorsunuz 100.000 oluyor. Herkes evet. Atınla tabii. Bütün evet. Herkes bu videoyu beğensin lütfen. Herkes bu videoya destek versin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yine oğlum için bir şeyler hazırlayacağım ve ona bir şeyler hazırlarken ben de sizlere bir güzel video oluşturacağım. Dizi tadında, film tadında artık size nasıl keyifli geliyorsa o şekilde izlemenizi temenni edeceğim. İnşallah sağlayacağım, başaracağım. Anne benim dişime tutas kalmış mı? Evet az kalmış. Yavuz efendim de dişi çıkıyor. Evet biz burada videomuzu sonlandıralım. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hepinizi çok çok seviyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay. Hadi kapat bakalım. Kendi kapatmak istedi. Evet. Sever Hanım.